İstanbul Güngören'de bir araç kurşun yağmuruna tutuldu. 31 yaşındaki Zübeyde Kamay o aracın içinde hayatını kaybetti. Başta herkes cinayetin bir yol verme tartışması sonrasında işlendiğini sandı. Ancak genç kadını öldüren kocasından başkası değil. Bu bana yapılır mı dedi ve tetiğe bastı. Ticari aracın içindeki karısını öldürdü. Aracı kullanan genci de ağır yaraladı. Katil koca aracı terk edip kaçtı. An itibariyle polisler onun peşinde. Güngören'de Serhat Kamay, eşi Zübeyde Kamay'ın içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Kırmızı ışıklarda Zübeyde Kamay'ın iş yerinden arkadaşı olan Veysel Yıldız'ın kullandığı aracın durmasını fırsat bildi. Arkadaşlar bak beyler iş olmayan çıkın. Serhat Kamay bu bana yapılır mı diye bağırdıktan sonra önce Veysel Yıldız'a ardından da karısına yaylım ateşi açtı. Sonra geri döndü. Aracı park ettiği yeri karıştırdı ama sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Zübeyde Kamay olay yerinde can verdi. Veysel Yıldız da hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır. Arkasında bir ölü bir de ağır yaralı bırakan saldırgan 2 kilometre uzakta aracı terk ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Polis şimdi her yerde onu arıyor.